Uh, tamam, yavaş yavaş o zaman başlayalım. Ben Fulya Giray Sözen. Ee, yöretle yaklaşık 3 senedir herhalde flörtümüz e, sürüyor. <laughs> keyifli bir flört. Ee, elimden geldiğince... Hmm. E, destek olmam gereken noktalarda olmaya çalışıyorum ama tabii ki işte bu pandemi vesaire derken çok da yoğun ilerleyemiyor ama çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Geçen hafta da Gülçin'in konuşmasında da aynı şeyi hissettim. Hakikaten bu kadar insanı buraya bir araya getirebilmek çok büyük bir başarı. O da tabii ki yılların alandaki hakimiyetiyle çok ilgili diye düşünüyorum. O yüzden umarım ee, bu pandemi biter, böyle bundan sonraki dönemde daha böyle göz göze, diz dize daha bir araya gelebileceğimiz etkinlikler olur. Ee, çok daha keyifli olur tabii ki ama şimdi işte günün koşullarında e, bir şekilde e, faydalanmaya çalışıyoruz e, teknolojinin nimetlerinden. Ee, ben neler yapıyorum? Kısaca ondan bahsedeyim. Ee, dediğim gibi arada sesler gelince şimdi tabii ona hiç takılmamam gerekiyor sanırım <laughs> sesler geldiğinde değil mi? E, Fulya Giray Sözen ben. Şu dönem akademisyenlik e, yapıyorum daha ağırlıklı olarak ama yaklaşık bir 13 senedir çocuk suçlu alanında çalışıyorum aslında işte üniversiteden mezun olduktan sonra bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya başladım. Aslında her şey çok tesadüfi bir şekilde gelişti benim hayatımda. Çocuk suçlu alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuydu bu. Ardından bu STK'da sosyal çalışmacı olarak görev yapmaya başladıktan sonra çocuk cezaevleriyle tanıştım. E, suça sürüklenen, risk altındaki, dezavantajlı çocuklarla tanışma, onlarla e, ilişkiye girme, ilişkiye geçme e, sürecim başladı. Dolayısıyla onların sorunlarını, onların ihtiyaçlarını çok birebir yakından gözlemleme fırsatım oldu. E, ve bu sürecin sonunda biraz aslında cezaevlerinin farklı yüzlerini, sadece çocuk suçluluğu değil... İşte annesiyle birlikte cezaevinde kalan çocuklar ya da ebeveyni cezaevinde olup kendi dışarıda olan çocuklar gibi farklı çocuk gruplarının da aslında bu suç durumundan ya da cezalandırıcılık meselesinden nasıl etkilendiğini biraz gözlemleme şansım oldu. Daha çok e, Avrupa Birliği projeleri yazdım ve yönettim bu süreçlerde. E, son işte bir 5-6 seneleri daha ağırlıklı e, akademisyenlik yapıyorum, alandayım. Ama ağırlıklı olarak e, dediğim gibi çocuk suçluluğu ve e, anne babası cezaevinde olan çocuklara odaklanmış durumdayım. E, bugün de biraz aslında çocuk ve suç temasına odaklanacağım. Çok fazla bir, bir önceki etkinliğimizde, bir Haziran ayında yine benzer bir çalışma yapmıştık. Orada biraz daha anne babası cezaevinde olan çocuklar temasına odaklanmıştık. O yüzden bugün çok o konuya girmeyeceğim. Daha çok bugün kendi suça sürüklenmiş, suç işlemiş. Çok da bunu kullanmayı sevmiyoruz gerçi son dönemde ama adalet sistemine girmiş aslında. Çocuklarla ilgili biraz bir değerlendirme yapmak istiyorum. O zaman yavaş yavaş başlayabiliriz bence. Share screen diyorum değil mi? Hı -hı. Aynen, oradan paylaşabilirsin. Tamam, şimdi sunumu açtığımda sanırım sizde görünüyor olacak. Görüyoruz şu anda. Tamam, full ekran mı görüyorsunuz peki? Yok, hayır. Şimdi full ekran sanırım. Hı -hı. Değil Ol. mi? Tamam. Tamamdır. Tamam. Ya yani şimdi biraz şöyle başlamak istedim aslında sorarsanız. Şimdi tabii bu, bu çok çetrefilli bir konu bir kere. Yani çocuk ve suç dediğimizde bu bir saatte böyle çok böyle kenarından bir e, hani bir, bir, fikir vermesi adına ufacık dokunuşlar yapacağım aslında sorarsanız ama e, hani gönül ister ki günlerce bu konuyu konuşalım, bir çözüm yolu bul bulalım ama çok mümkün değil. Çünkü çok politikaları ilgilendiren, sistemi ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla günlerce de üzerine konuşsak çok kolay olmuyor açıkçası böyle daha sosyolojik temelli meseleleri çözümlemek. Ama suç konusuna belki biraz girebiliriz. Yani suç sadece bir davranış mı? Biz çünkü dışarıdan en azından çok suçla teması olmayan, cezaevleriyle, mahpuslarla, mahkumlarla çok teması olmayan bireyler olarak işte televizyonda bir ana haber bülteninde ya da işte bir üçüncü sayfa haberinde bir suç durumu gördüğümüzde işte birbirini öldürmüş, bir bir cinnet durumu oluşmuş ve bir bir suç ortaya çıkmış işte cezalandırılmış, tutuklanılmış vesaire gibi sonuca hep odaklanıyoruz aslında ama o sonuca gelene kadar tabii ki bir süreç var. Dolayısıyla sadece bir davranış olarak değerlendirmemiz çok mümkün değil aslında suçu. Tek bir kişiyi yani tek sadece bu suçu işleyen faili ilgilendirmiyor. O o suçun bir sürü aslında farklı paydaşı da var. genellikle bir sürecin sonucu tabii ki olarak karşımıza çıkıyor. Çok çok istisnai durumlarda işte bir anlık bir öfke vesaire denilebilir ama orada da aslında o bir anlık öfkenin ortaya çıkmasının başka kaynakları var. Neden herkes bir anda öfkelenip de suç işlemiyor diyebiliriz. Dolayısıyla bir sürecin sonucu içinde kurbanların olduğu yani sadece failin değil bu durumun ee, ne yazık ki maruz kalan kurbanlarının olduğu, tanıkların olduğu çoğu zaman, e, mağdurların olduğu, işte kolluğu yani polisi yasaları ilgilendiren ve hatta çoğu zaman başka suçlarla da aslında genellikle ilintili olan çok toplumsal bir olgu diyebiliriz. Dolayısıyla da bir, bir suç meselesine, suç konusuna baktığımızda işte falanca falanca'nın bilmem nesini çaldı, öldürdü, kesti, biçti değil aslında. Oraya gelene kadar arkasında yatan çok çetrefilli, çok uzun bir süreç var. Bu süreci biraz aslında anlamaya çalışmamız gerekiyor. Özellikle çocuk suçluluğundan bahsediyorsak. Çocuklar peki adalet sisteminde nerelerde karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bir kere mağdur olarak tabii ki çıkabiliyorlar. Bir suçu mağduru olarak. Tanık olarak çıkabiliyorlar çoğu durumda. Ve sanık olarak aslında bugün biraz işte o tanıklık halinden konuşuyor olacağız. Ya da velayet davalarında, boşanma davalarında velayetle ilgili yine mahkemeyle tanışmak zorunda kalabiliyorlar. Ve işte savcıyla, hakimle polisle, e, jandarmayla, sosyal hizmet uzmanı ya da ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlarla çoğu zaman temas etmek zorunda kalabiliyorlar. Adalet sistemine girdikleri anda. E, bu tabii ki kritik. Şimdi yani adalet sistemi dediğimizde işte bir sıradan bir mahkemeye bile gittiğinizde bir yetişkin olarak işte Çağlayan Adliyesi'ne gidelim. E, ben şimdi öğrencilere adli psikoloji derslerinde ödev veriyorum mahkeme ziyareti ödevleri bahsettiğim öğrenciler 3. 4. sınıf öğrencileri yani 21-22 yaşındaki genç insanlar ve mahkemeye gittiklerinde çoğunun e, anlattığı aktardığı, verdiği geri bildirim çok gerildik başımız ağrıdı, midemiz bulandı o gün eve döner dönmez bütün gün uyumak istedik ve hiç hoşlanmadık diyorlar e, bu çok çok tabii ki insani e, hiçbirimiz e, çok mahkemelerden e, bu kadar gerginliğin olduğu atmosferden olduğu bir atmosferden hoşlanmayız hele ki bir çocuksa e, bu kişi düşünün. Onun için ne kadar korkutucu, ne kadar duvarların olduğu, setlerin olduğu, ne kadar yetişkinlerin olduğu bir mekan halinde görülüyordur. Dolayısıyla çocuk ama ne yazık ki işte bir şekilde adalet sistemine rolü ne olursa olsun değiyorsa bir yerden, bir yerden kesişiyorsa bu mekanlarda bu kişilerle, bu uzmanlarla temas etmek zorunda kalıyor. Ve tabii ki bu temaslarda çoğu zaman oldukça zorlayıcı, duygusal olarak oldukça zorlayıcı hatta çoğu zaman travmatik olabiliyor. Özellikle mağdur konumunda olan çocuklarda bu travmanın, bu örselemenin çok yoğun yaşandığını biliyoruz. O yüzden işte özellikle istismar, mağduru çocuklarla çalışıyorsak yani devletin de bu konuda son dönemde yaptığı çok önemli düzenlemeler var. İşte bu ifadelerin mümkünse tek bir kez alınması çok kıymetli, çok önemli ki çocuk tekrar tekrar aynı travmayı defalarca anlatıp yaşamasın. Çünkü sisteme bir kere girdiğinde işte savcıya, hakime, sosyal hizmet uzmanına, işte adli tıptaki belki tabibe defalarca başından geçen bu olayı anlatmak zorunda kalabiliyor ve bu tabii ki çok örseleyici. E, aynı şey ama sanık çocuklar için de geçerli. Yani çocuk bir suç işlemiş olabilir, mağdur değil, suçun faili olabilir, e, ama yani sandığımızın aksine o da bir çocuk, 18 yaş altı e, ve hakikaten o mahkeme ortamı, o kocaman dev binalar, e, sanık çocukları da çok korkutuyor. Nasıl bir yer, e, bundan sonra ne olacak, e, cezaevi nasıl bir yer, o hep bahsedildiği gibi mi? Yani bu çocuk bir suç makinesi olmaya da bilir. İlk kez böyle bir suçu işliyor olabilir ya da bir yetişkin işlemiş onun üzerine atıyor olabilir. Dolayısıyla şeyi bilmiyoruz. Yani karşımızdaki çocuğun durumunu bilmiyoruz. Velev ki hani birden fazla kez suç işlemiş bir çocuk olsa dahi bunun bir önemi yok. Özetle adalet sistemi çocuklar için oldukça ürkütücü ve zorlayıcı mekanlar ve çocuklar bu mekanla mütemadiyen temas etmek zorunda kalıyorlar eğer adalet sistemine ne bir şekilde yolları düşüyorsa. Ee, ve yani yetişkin suçluluğundan işte son 40 yıldır belki 80-90'lardan beri e Farklı bir gözle değerlendiriliyor. İşte akademisyenler, politikacılar, hukukçular artık yavaş yavaş çocuk suçluluğunu sorgulamaya, nedenlerini sorgulamaya başladılar. Ve çocukların her şeyden öte yetişkinlerden daha farklı e, şekillerde yargılanmaları gerektiğinin, işte bu bahsettiğim travmatik etkilerin e, çocukları ne kadar örselediğinin biraz farkındalığıyla birlikte aslında çocuk mahkemeleri artık e, günümüzde var. Çocukları uygun, e, çocuklar için özel olarak inşa edilmiş çocuk cezaevleri var ülkemizde. Dolayısıyla bunların hepsi tabii ki çok yeni adımlar. Çocuk koruma kanunun biraz işte Türkiye'nin çocuk hakları sözleşmesine imza atmasının aslında sonuçları bunlar, meyveleri diyebiliriz. Ama tabii ki istediğimiz bir noktada hala değil. Evet bir çocuk koruma kanun, kanunumuz var ama birazdan onlara geleceğim. Çok hala bizim istediğimiz ideal bir e, durumu savunduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. E, şimdi dolayısıyla bütün e, bu, bu çerçeveden baktığımızda şimdi... En çok bir sorduğumuz soru işte çocuk neden suç işler? Yani çocuğun suç işi ne? Nasıl bir teması olabilir? Ee, i̇şte bu şeyi etkinliği hazırlarken de aynı şeyi söyledik. Yani çocuk ve suç kavramsal olarak dahi yan yana gelmez. Çok uzak kavram. Ee, nasıl bir araya gelir bu iki kavram? Ya da işte devlet çocukları konusunda ailelere yeterince müdahale etmiyor mu acaba? Yani bunlar hani ilk çocuk ve suç dediğimde aklınıza gelebilecek çok standart sorular olabilir. Çok da haklı sorular da bir yandan bence. Daha mı çok müdahale etmeli? Daha mı çok ailelere acaba çocuklarıyla ile ilgili devlet söz hakkı tanımalı? işte e, geçen Arda Hanım'la da konuşuyorduk. Bu çocuk polisi uygulaması örneğin okullardaki yani devletin aslında bir nevi e, çocuk suçluluğunu ya da okul çevresindeki e, suçluluk oranlarını e, önlemeye yönelik bir müdahalesi. Bu müdahale doğru bir müdahale mi? Uygun mu? E, ya da nerelerde e, sorunları var? Bunların hepsini işte biraz sorgulamamız gerekiyor belki de. E, bunları ilerleyen e, slaytlarda değerlendirmeye açacağım. Ya da medya. Yani işte son dönemde işte hayatımızda yoktu bundan 30 sene önce bilgisayar oyunları, video bilgi oyunları, işte televizyonun bu kadar yaşamımızda olması vesaire. Acaba medya gerçekten şiddeti çok arttırıyor mu, körüklüyor mu? İşte bu diziler, izlediğimiz filmler, çocuklar için güya hani bir takım şeyler var tabii ki sansür mekanizmaları. Ama aileler bu sansür mekanizmalarını ne kadar hayata geçirebiliyorlar? Ne kadar denetleyebiliyorlar? Çocuklarına ne kadar iyi gözlemleyebiliyorlar? Süpervizyon dediğimiz beceri ailelerde ne kadar gelişmiş? Bunların hepsi işte son dönemde çocuk ile ilgili aslında araştırmaların özellikle yürüdüğü temalar arasında ve tabii ki en önemlisi yani bizim biraz daha işin Aa, akademik tarafta ve çözüme dair e, konuşan tarafta değerlendirdiğimiz suç işleyen yani çocukları topluma nasıl kazandırırız? Tabii ki bizim için önemli olan bu. Yani çocuk suç işlemiş olabilir, başından kötü bir e, deneyim geçmiş olabilir ama bu hayatın bitti mi demek acaba bundan sonra? Acaba yetişkin suçluluğunu Tam da buralardan mı önleyebiliriz, engelleyebiliriz? Bizim için aslında o belki çocukken veriliyor o emare, suçluluk ya da bir şiddet emanesi aslında bir gösterge midir? Ee, ve dolayısıyla bu çocukları e, topluma kazandırmamız için aslında bir fırsat meylimize geçiyor. Bunu da sorgulamamız gerekiyor bir yandan. Ee, dolayısıyla bu sorularla biraz e, sizi bir, bir kafanızı karıştırmak istiyorum başlangıçta şimdi ceza ehliyet kavramından biraz bahsedeceğim. şimdi çocuk suçluluğu dediğimizde hani çok bilmeyen için çok kaba taslak bir belki üzerinden geçebiliriz. Şimdi her ülkenin değerlendirmesi farklı oluyor genelde. i̇şte ağırlıklı olarak çocuk, örneğin 6 yaşında bir çocuk suç işledi ne olacak? bir şey genelde olmuyor. Daha doğrusu e, cezai ehliyet anlamında, ehliyeti olmadığı için e, bir cezaevi ortamıyla, tutukluk ya da hükümlülük gibi bir şeyle karşılaşmıyor. E, buradaki sınır bizim ülkemizde 12 yaş. E, işte Almanya'da 15, İngiltere'de 10 gibi farklı yaş sınırlıkları görebiliyoruz. Bizdeki sınır 12. Yani 12 yaşın altında bir çocuk suç işlediğinde cezai ehliyetinin aslında olmadığını e, yasalar kabul ediyor ve farklı bir takım tedbirler yani barınma tedbiri olabilir, danışmanlık tedbiri olabilir, eğitim tedbiri olabilir. Neyse o çocuğun ihtiyacı her neyse bununla ilgili bir takım tedbirler öngörüyor. Bunlar da tabii ne? ki sosyal incelemelerle e, bu çocuğun ihtiyacını iyi bir şekilde analiz ederek ortaya konulabiliyor ancak. Ama çocuk 12 yaşından büyükse, Orada işte artık bir değerlendirme yapmak e, gerekiyor ve çocuk artık 12 yaşından büyükse yargılanabiliyor ta ki 18 yaşına kadar. 12-18 yaş arası dolayısıyla bizim için cezai heyetin e, çocuklar için değerlendirildiği kritik bir yaş dönemi diyebiliriz. E, burada da işte 12-15 ve 15-18 diye iki tane ayrımımız var temel e, ayrım. E, i̇lkinde işte 12-15'te yine çocuğun fark etme ve sorumluluk işte eski tabire faaliyet meyizlik aşamasının nasıl olduğunun bir değerlendirmesi yap yapılıyor. Bunu yapanlar tabii ki sosyal hizmet uzmanları, psikologlar daha çok adalet sisteminde çalışan ve bir kişilik yapabilme yetkisi olan ve mahkemenin yönlendirdiği uzmanlar oluyorlar. Bakılan temel kriter ne burada önemli olan? Çocuk işlediği suçun Anlam ve sonuçlarını kavrayabiliyor mu? Bu çok önemli ee, ve e, davranışlarını yönlendirebilme yeteneği var mı? Yani kendimi acaba bu davranışı hür iradesiyle gerçekten sonucunda bir ceza alacağını bilerek ve farkında olarak mı işledi? Yoksa bir yetişkin mi onu zorladı? Tehditle mi e, bu suçu işledi? Ya da işte bir madde zorla madde kullandırılarak mı işledi? Ya da zeka durumu nasıl? Gerçekten yaşının karşılığını verecek bir olgunlukta mı? Bütün bunların değerlendirilmesi yapılıyor aslında. Ve buna karşılık çocuğun çıkan cezai ehliyet değerlendirilmesi sonucu cezasında indirim olmamasına karar veriliyor diyebiliriz. Aynı şekilde yani 12-18'de temel hani kabaca temel ayrım bu şekilde yapılıyor. Ee, ve tabii ki yani bu bahsettiğim değerlendirme çok önemli. Çünkü sizin yaptığınız yani bu uzmanın yaptığı değerlendirme ceza yaptırımı belirliyor. Eğer çocuğun ceza ehliyetinin olmadığını varsayıyorsa bu değerlendirmeyi yapan uzman e, buna göre ceza almayabilir ya da indirimli ceza alabilir. Dolayısıyla bu değerlendirme bizim için çok çok önemli ve çok kritik bir değerlendirme. Ee, ve tabii ki bu değerlendirmenin sonucunda da e, özgürlüğünden yoksun bırakma yani tutukluluk e, bir ceza yaptırım olarak karşımıza çıkıyor çocuklarda. Yani çocuklar evet aynı yetişkinler gibi e, 13 yaşında da 14 yaşında da olsa indirimli de olsa cezaevinde tanışabiliyorlar. Özetle... Ee, Tabii ki biz hani özgürlüğünden yoksun bırakma cezasının son çare olarak genelde verilmesini öneriyoruz. Çocuk koruma kanunu bunu tavsiye ediyor. Ama uygulamada tabii ki bunun çok böyle olmadığını söyleyebilirim. Evet. İşte aynı tedbir kararları bu yaş grubunda da verilebilir ama genelde ortada bir suç varsa ve bu somutsa delillerle birlikte kanıtlanıyorsa ve çocuğun cezai ehliyetiyle ilgili değerlendirme çocuk aleyhine ise genellikle bu suç ceza olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikisinden bahsettiğim yani cezai ehliyeti etkileyen iki önemli kavram kişinin işlediği suçun anlam ve sonuçlarının farkında olup olmaması ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmaması. Burada sınır 18 demiştim. E, sar ve bu sınır 21'e çıkıyor sar ve çocuklarda. ve tabii ki bu iki kavramın gelişmesi de aslında birçok etkene bağlı. Yani ergenlik dönemi... Örneğin çocuğun yaşadığı aile, çevre, işte akran grubu, kimlerle temas halinde, iş hayatı, göçle mi geldi, yani bir ülkenin dilini biliyor mu? Kültürünü biliyor mu? Bütün bunların hepsi aslında cezai ehliyeti. Dolayısıyla o mental değerlendirmeyi çok e, direkt bir şekilde aslında etkileyen e, meseleler. E, dolayısıyla tüm bunları düşündüğümüzde, yani bu kadar çok etkenle biz çocuğumu değerlendirmesini yapıyorsak, e, bu çocukların da aslında suça sürüklendiğini kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bir yetişkin gibi kendi hür iradesiyle, bile isteye ve o davranışın sorumluluklarını alarak e, suç eylemini gösterdiğini e, göstermediğini biliyoruz En azından. Bu bahsettiğim e, sosyal incelemeyi, Sosyal inceleme raporu diyoruz bunlara genellikle işte mahkemenin hakimin özellikle e, talebi sonucu e, o mahkemede görev yapan bir psikososyal servis uzmanı olabilir bu raporu hazırlayan uzman ya da dışarıdan alınan bir bilirkişilik hizmetiyle de yine hazırlanabilir. Genellikle işte sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve aylık olarak ruh sağlığı çalışan uzmanlar oluyorlar. Ee, neden önemli olduğunu biraz bahsettim çünkü çocuğun cezasında çok belirleyici bir e, fonksiyonu var. O yüzden çok kritik. Ee, ne kadar detaylı yapılıyor ya da ne kadar detaylı yapılmalı? Aslında sorarsanız ideal oldukça detaylı yapılması. Yani çocuğun bütün e, sosyal çevresinin, okul yaşantısının, çalışıyorsa çalıştığı yaşa e, iş yerinin, arkadaşlarının, ailesinin, e, bütün aslında sosyal e, ve psikolojik olarak onu etkileyecek bütün arka planın çok detaylı bir şekilde incelenmesi, bu kişilerle detaylı görüşmelerin yapılmasıyla hazırlanması gereken bir rapor. İdeali bu. Ama tabii ki ne yazık ki e, ideali ...çoğu zaman gerçekleşemiyor bu raporu hazırlarken. Bunun tabii ki belli sebepleri var. Yani mahkemenin e, kendi uzmanının yazması gereken bir raporsa... ...bu iş yüklerinin ağırlığı e, ve e, bir dolu aslında zorluk... ...bu bu raporun bu kadar detaylı olmasının önünde önemli bir set oluşturuyor. E, bu rapor peki mahkemeyi ne kadar... E, ...mahkemeyi demeyelim de yani hakimin vereceği kararı ne kadar etkiliyor etkilemesi kanunen beklenen bir şey. Çocuk koruma kanununda ve hukuki olarak etkilemesini biz etkilemesi gerektiğini biliyoruz. Ama tabii ki yani şu da bir gerçek. Hukuk sistemi psikolojiye ne yazık ki çok hala yani yeni yeni diyebiliriz alışıyor. O ciddi bir direnç olduğunu söyleyebiliriz hakimlerde, savcılarda ve genel olarak adalet sisteminde. Çünkü bir ezber var, bir öğrenilmişlik var. O dirençleri kırmak da tabii ki çok kolay olmuyor. Yani hakimin kendi yaptığı değerlendirmeler sonucunda kafasına üç aşağı beş yukarı vermeyi planladığı cezayı ee, tam tersi yönde değiştirilen bir rapor e, gündeme geldiğinde, orada biraz işin şekli de hakikaten değişebiliyor açıkçası. E çünkü şöyle düşünün, siz bir e, psikososyal servis uzmanısınız. Ee, ve bir e, işte üçüncü çocuk e, ağır ceza mahkemesinde görev yapıyorsunuz ve sizin e, amiriniz aslında işte senelik izninizden e, işte yüksek lisans yapıyorsanız e, o, işte alacağınız izne kadar bütün her şeyin kararını bağlı bulunduğumuz hakim veriyor. Dolayısıyla aranızda böyle bir bir yandan ilişki de var. Bir as üst ilişkisi de var. Tabii bu ilişkinin varlığı ne yazık ki orada biraz kombine bir şekilde hareket etmeyi de ilişkiler gereği gerektirebiliyor. O yüzden her zaman bu rapor bu kadar objektif bir şekilde çıkmayabiliyor. Bunda da işte bahsettiğim sebeplerle aslında biraz anlayabiliriz. Şimdi bütün bu buraya kadar aslında özetlemeye çalıştığım a, durum fark ettiyseniz hep cezalar üzerine. Yani biz e, bir şekilde sistem hep diyor ki tamam çocuk suç işledi, nasıl cezalandırabiliriz? Nasıl e, cezayı, hadi cez, ceza istemiyorsak da nasıl indirimli bir ceza verebiliriz? E, ama sistem hiçbir şekilde peki bu durumu nasıl onarabiliriz? Ya da bu durum ortaya çıkmadan onu nasıl önleyebilirdik? Nasıl müdahale edebilirdik? E, çok bu taraflarını açıkçası ne yazık ki sistem bakmıyor. İşte bu farka biraz cezalandırıcı adalet ve onarıcı adalet farkıyla yaklaşabiliriz. E, bizdeki sistem halen, e, ki çoğu ülkede böyle, cezalandırıcı adalet anlayışının hüküm sürdüğü bir sistem. E, bu çocuklar için de böyle. E, dolayısıyla suç ortaya çıkmadan onu onaran ya da suç ortaya çıktıktan sonra dahi e, o suçun sorumluluğunu alma ile ilgili e, inisiyatif veren e, kişinin yaptığı eylemin sonuçlarını e, biraz tartıp hesaplayıp belki vicdani bir muhasebe yapıp bunun değerlendirmesine bir alan tanıyan bir e, sistem ne yazık ki yok. Bunu nereden e, en temelde e, görüyoruz? Nereden buna pay biçebiliriz? Cezaevlerinden. E, cezaevlerine gittiğinizde cezaevlerindeki Mahpuslarla mahkumlarla e, çok e, hani bir araya geldim ben çok, e, çok ortak çalışmalarda yer aldık, projeler yürüttüm vesaire yani aranızda da belki vardır bu alanda çalışanlar hiç şimdiye kadar ben bu suçu işledim gerçekten çok pişmanım e, ve işlediğim bu suçun sorumluluğunu alıyorum ve bunun farkındayım bir daha olsa aynı asla aynı şey yapmazdım diyen bir Mahkumla hiç karşılaşmadım ne yazık ki ve bunu gerçekten üzülerek söylüyorum. Ama bu o mahkumların suçumudur ee, bu farkındalık ya da bu sorumluluğu almama. E, orada bir takım soru işaretlerim var. Çünkü e, eğer siz cezaevinde bu farkındalığı sağlamayla ilgili bir zemin ve alan sağlayamıyorsanız ne yazık ki sadece yaptığımız şey o insanları işte 20 sene 30 sene bir mekana tıkmak ve ardından tekrar salı vermek oluyor. Yani kimse cezaevine girip oturup işte elini e, başının altına koyup düşünüp düşünüp bundan bir muhasebe çıkarmıyor. Yani öyle bir insani mertebe yok daha doğrusu. Bir takım fiziksel sosyal çalışmalarla, desteklerle e, ciddi şekilde emek vermeniz gerekiyor bu farkındalığın oluşması için. Ve bu, bu zaman demek, emek demek, uzman demek. E, hakikaten Önleme ile ilgili yani tekrar bu kişi topluma salı verildiğinde benzer bir suç işlemesin diye bir niyet ortaya koymak demek. E, bunun için de tabii ki cezaevinde çalışan bir kere personel sayımızın fazla olması lazım. Yani bizde işte Türkiye'de yani 700-800 mahpusun kaldığı bir cezaevinde iki psikolog, 3 psikolog maksimum görev yapıyor. Bilemediniz 5 olsun. Yani oranı düşünebiliyor musunuz? E, bir Cezaendeki bir mahkum bir talepte bulunduğunda ben bir psikologla görüşmek istiyorum dediğinde bir dilekçe yazacak. O dilekçenin e, gerekli yerlere ulaşması ve kendisine sıra gelmesi belki günler bulabiliyor. E, ve bu görüşme işte ne kadar sürecek? Çünkü cezaendeki psikologun da haleti, ruhiyesini düşünün. Bu kadar iş yükü, bu kadar insan, bu kadar kağıt işi vesaire bunların içinde boğulan bir uzmandan bahsediyoruz. Dolayısıyla o işin niteliği, o işin kalitesinin tabii ki iyi olmasını beklememiz çok zor. Dolayısıyla eğer e, bu, bu, muhakemeyi cezaevinde biz veremiyorsak ne yazık ki salı verdiğimizde de aynı kişiler işte mesela sorguluyoruz tah, tahliye oldu ya da işte salı verildi afla çıktı hop tekrar suç işledi diyoruz değil mi ve hemen bu suçu iş işte tekrar işleyen, e, bu bu e, işte suçun kahramanı olan failleri oluyor aslında genelde öfkemiz. Elbette bu, bu hani tabii ki çok çok insani bir refleks, çok toplumsal bir refleks. E, bu kadar acımasız suçları işliyor olmaları. Ama acaba o tam da eleye takıldıkları noktada e, bir şey yapmamış olmak biraz da devletin ya da toplumun bizlerin sorumluluğunda değil mi? Biraz bence bunları da sorgulamamız gerekiyor. Ya da işte bir sürü cezaev yapmak e, bir şeyleri değiştiriyor mu? Yani birilerini sürekli cezaevine e, yollamak, cezaevine e, göndermek e, toplumu gerçekten koruyor mu? Ya da o kişiyi gerçekten koruyor mu? E, bunları biraz belki tartışmak, değerlendirmek gerekiyor. Şimdi adalet sistemine dolayısıyla giren çocuklar için de Benzer bir durum söz konusu, dediğim gibi yani işledikleri suçun sorumluluğuyla ilgili bir e, nitelikli en azından elbette bir takım çalışmalar yapılıyor. Yani hiçbir şey yapılmıyor diyemem aslında ama nitelikli tekrardan çıktıklarında benzer suçları işlememeleri için e, nitelikli çalışmalar e, yapılamadığı için. E, bu giren çocuklar ne yazık ki e, bir dolu aslında e, yaşantıdan da geçmiş oluyorlar. Hem ortak bazı hikayeleri var hem cezaevinde ortak bazı hikayeler yazıyorlar bir yandan. E, mesela ne? Adalet sistemine giren çocuklardaki ortak hikayeler. Şunu biliyoruz yani bunların hepsini tabii ki araştırmalar söylüyor bize. İhmal ve istismar öyküsü var bu çocuklardan. Yani bir çocuk suç işliyorsa genelde o suçu işlemesine vesile olacak bir aslında a, travmatik bir çocukluk hikayesi çok olası. Bu aileden işte babadan büyük ölçüde belki e, şiddet görme, yakınlardan şiddet görme şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Anne ve baba sevgisinden yine ilgisinden yoksunluk çok e, ciddi bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Sokak geçmişi. Bu çocukların birçoğunun e, sokakta yaşama tecrübesinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Sokaklar çetindir, sokaklar serttir. Kendinizi korumak adına e, biraz daha haşin ve ne yazık ki sertleşmeniz gereken alanlardır. Ve bu, bu refleks tabii ki bu çocuklarda e, biraz daha aslında kökleniyor ister istemez. Erken yaşta çalışmak zorunda kalabiliyor bu çocuklar. Ve tabii ki erken yaşta çalışmak beraberinde bazı riskleri de birlikte getiriyor. Yani o çocukluktan çıkıp yetişkin dünyasına çünkü adım atmak zorunda kalıyorlar. Ve yetişkin dünyası da her zaman çok masum değil. okul terki tabii ki. Yani çalışmak beraberinde okulun aslında düşüşe geçmesi ve işte okul terkini de hatta beraberinde getirebiliyor. E, okul bir nevi aslında korunaklı bir alan diyebiliriz. Bazı durumlarda hani suçu tetiklediği de olabiliyor elbette ama çoğu durumda aslında çocukların en azından okul içinde bulundukları saatte güvende oldukları bir alan ve zaman dilimi bize sağlıyor. Ama okul terki varsa o zaman işte suç çok daha hızlı bir şekilde artarak karşımıza çıkabiliyor ya da farklı suç geçmişleri olabiliyor bu çocukların ergenlik döneminde, pardon erken dönem bağlanmasında özellikle temel bakım verenle bağlanmada sorunları olabiliyor. Madde kullanım geçmişi yine bu çocuklarda ortak bir şekilde karşımıza çıkıyor ve ailede alkol ve psikiyatrik sorunlar yine ortak tema olarak karşımıza çıkıyor. Yani özetle söylemek istediğim bu çocukların suç işlemesinde ciddi anlamda arka planda gelen bir dolu psikososyal, duygusal neden ve geçmiş var. Bu ortak noktaya ne diye baktığımızda da genelde işte çocukluktaki travmatik deneyimler ve gelişimlerinin çok çok üzerinde yaşadıkları hayat tecrübeleri aslında. Ve bu hayat tecrübelerinin ne yazık ki onları sürüklediği yollar, maceralar. Bizler için çok belki yetişkin olarak bile anlamakta ya da hiç deneyimlemekte zorlandığımız birçok anıyı, birçok deneyimi e, bu çocuklar çok küçük yaşlarda deneyimlemek zorunda kalabiliyorlar. Ee, dolayısıyla e, yani şuradan belki bir e, yorum yapabilirim. E, şimdi çocuk tek başına hani gelişim psikolojisi alanında çalışanlar varsa bilirler Bronfenbrenner'i. Ekolojik sistem kuramcısıdır kendisi ve e, çocuk e, meselesini çok güzel özetler. Şimdi çocuk tek başına e, bir, bir canlı olarak dünyaya gelmiyor. Bir, bir sosyal çevrenin içine doğuyor dolayısıyla. Yani bu bahsettiğim bütün çocukluktaki travmatik deneyimler, bütün bu gelişimlerin üzerindeki tecrübelerin hepsi aslında e, çocuğun bu içine doğduğu sosyal çevrenin bir, bir sonucu elbette. E, o yüzden zaten işte suçu sürüklenen çocuklar diyoruz. O yüzden suçlu çocuk yoktur e, suç suça bir şekilde sürüklenen, itilen, bir şekilde toplumun ıı, ittiği çocuk vardır diyoruz. Hep ifadelerimiz o yüzden bu şekilde. Dolayısıyla Bronfenbrenner de aslında bunu biraz böyle özetliyor. Yani diyor ki çocuk merkezde ama çocuğun işte yakın çevresi, ailesi, arkadaşları, farklı farklı sistemleri oluşturuyor ve çocuk bu sistemler tarafından Çe çepe çevresi çevrelenmiş durumda ve bu sistemlerden herhangi birinde olan en ufak bir sorun ya da pürüz aslında çocuğu somut olarak etkiliyor. Yani işte çocuğun anne babasının boşanması da etkileyebiliyor ya da çocuğun işte e, babasının işten atılması da etkileyebiliyor çocuğun babasının işten atılması babanın belki haleti ruhiyesinin depresif bir hal sergilemesi bu öfkeyi bu gerginliği aileye yansıtması çocuğu otomatik olarak etkileyebiliyor ya da işte e, sağlık hizmetlerine yeterince iyi ulaşamıyor olması o ailenin yine aynı şekilde çocuğu çok direkt olarak e, bizim tahminimizden e, çok daha aslında e, net bir şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla çocuğu bu bu çerçeveyle hep bu bütünle değerlendirmek zorundayız. Yani karşımıza bir suç işlemiş çocuk geldiğinde onu tek başına görmüyoruz. O arkasındaki hikayeyi ve arka fonu mutlaka görmek zorundayız. Başka şansımız yok. Ee, ve bu risk faktörleri ergenlik döneminde tabii ki çok daha e, yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani işte bu davranışsal sorunlar, ebeveynden uzaklaşma, işte arkadaşlara çok daha fazla güven, bana hiçbir şey olmaz e, ruh hali, işte o ölümsüzlük. E, hali ergenlikte ortaya çıkan bütün bunların hepsi ergenlikte tabii ki biraz daha pik yapıyor. O cesaretin ve o hormonların da e, güçlenmesiyle birlikte. Dolayısıyla e, antisosyal davranışlarda ve risk alma davranışlarında özellikle ergenlik döneminde ciddi bir artış olduğunu e, görüyoruz. Yani e, Özellikle işte e, risk alma davranışı, problem davranışlar arasında ciddi e, bağlantılar e, araştırmalar e, buluyorlar ve bu tabii ki birçok risk alma davranışı da genellikle bir arada görünüyor. Yani uyuşturucu kullanımını örneğin öğreten bir e, sosyal çevrede büyüyorsa bir çocuk sadece o sosyal çevre uyuşturucu kullanımını öğretmiyor elbette. Onunla beraber işte hırsızlık, gasp gibi ya da işte birilerinin malına zarar verme gibi farklı e, suç tipleri de ne yazık ki e, eşlik edebiliyor. Dolayısıyla tek bir suçu hiçbir zaman tek başına görmüyoruz bir sosyal çevrede diyebiliriz. Burada bir şey daha söyleyecektim ama... Şimdi bir de yani Türkiye'deki çocuk adalet sistemine şöyle bir kısaca rakamsal olarak e, değinmek istiyorum. Hani kafanızda biraz bir şeyler e, oluşsun diye açıkçası. Şimdi burada kritik olan ne biliyor musunuz? Şimdi sayılar artık eskisi gibi ceza tevkifi evleri. Eskiden Adalet Bakanlığı son iki sene öncesine kadar, iki üç sene öncesine kadar e, bütün resmi istatistikleri yani mahkum tutuklu hükümlü sayılarını, yetişkin çocuk vesaire bütün sayıları e, resmi sayıları web sitesinden objektif bir şekilde yayınlardı. Son dönemde yayınlamıyorlar açıkçası. O yüzden bir takım işte Adalet Bakanı'nın verdiği demeçlerden vesaireden toparlamaya çalışıyorum. E, bugün işte sunuma şöyle bir bakarken biraz sayılar ekleyeyim dedim ve e, Adalet Bakanı'nın e, işte Temmuz ayında yaptığı bir konuşmada e ee, tabii yani çok manidar aslında. Ee, mahkum sayısı ile ilgili bir demecinde ilk cümle işte Türkiye'de son 5 yılda 94 ceza infaz kurumu inşa edildi gibi bir e, ifadeyle başlıyordu ve dolayısıyla Türkiye'deki işte toplam ceza infaz kurumu sayımız 355'e ulaşmış. Ee, tamam inşa edebiliriz. Bunda bir problem yok. Bu, burada problem ne benim açımdan? Benim değerlendirmemce. Şimdi e, şunu biliyoruz artık, işte bu bahsettiğim ya cezalandırıcı adalet, onarıcı adalet meselesi. E, yani birçoğunuz şunu, şunu düşünebilirsiniz, cezaları arttırdıkça suçlar azalıyordur. Böyle bir matematik, e, düz mantıkla olabilir. İşte kadın suçluluğunda da bundan çoğu zaman bahsediyoruz ama e, ne yazık ki çok fazla arasında böyle bir e, doğrusal bir orantı yok. Yani siz cezaları arttırsanız da, e, yüzlerce, onlarca, binlerce cezaevi açsanız da buna paralel olarak suç oranlarını azaltamıyorsunuz. Çünkü siz devlet olarak bütün enerjinizi ceza, daha doğrusu suç oluştuktan sonra onu nasıl çözebilirize e, tamamen kanalize etmiş oluyorsunuz. Zaten o aşamadan sonra, suç ortaya çıktıktan sonra tabii ki onun cezalandırılmasına bakacağız. Ama bütün mesele cezaevi kurmak yerine o kaynağı, maddi manevi o bütün kaynağı suç ortaya çıkmadan önce nasıl bunu engelleyebiliriz de akıtabilmek. Bu da işte biraz onarıcı adaletin aslında bakış açısıyla hayata geçirilebiliyor. Şimdi biraz işte böyle farklı ülkelere baktığımızda özellikle Avrupa işte Danimarka, Hollanda gibi ülkeler. Mesela bu ülkeler çok enteresan. Yeni cezaevleri kurmuyorlar artık. inşa etmiyorlar. Buna biz çok şaşırmıştık. Geçen hafta hatta ee, Zafer Kıraş da Zafer abiyle Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği bilirsiniz belki bu alanda çalışanlar. Ee, onunla bir söyleşimiz vardı yine bir öğrenci grubuna. Orada da bahsettik. Biz çok şaşırmıştık bunu duyduğumuzda çünkü. Hollanda e, kendisi hiçbir şekilde artık yeni cezaevi kurmuyor. Neden? Hiç suç işlenmiyor mu? Yani hiç mahkum olmuyor mu? Çocukluğu hükümlü oluşmuyor mu artık Hollanda'da? Hayır Böyle bir niyetle yola çıkmışlar. Diyorlar ki ben enerjimi ve paramı cezaevi inşa etmek için kullanmayacağım. Önleme stratejileri için kullanacağım. Madem cezaevine ihtiyaç mı oluyor, sayılar mı çok arttı? O zaman en yakın ülkeden işte Danimarka'dan neyse Almanya'dan cezaevi kiralarım diyor. Gidiyor kendi cezaevi kurmak yerine farklı ülkelerden cezaevi kiralama yolunu tercih ediyorlar. Şimdi bu stratejik bir karardır. Ee, bunun altındaki strateji nedir işte? Tam da bahsettiğim gibi önleme politikalarına çünkü o bütün sermayeyi akıtma çabası. Şimdi bizde dolayısıyla cezaevi kurdukça cezaevi inşa ettik o cezaevi doluyor. Çünkü biz sonuca hep hizmet ediyoruz. Yani sonucu değiştirmeye çalışıyoruz. Ama sonuç değil asıl meselemiz. Neden? Neden bu suçlar işleniyor? O nedeni çözmek aslında e, ...enerjimizi daha çok alması gereken e, taraf. Dolayısıyla e, sayılar özetle giderek artıyor. Yani her yıl sayıların katlanarak arttığını söyleyebilirim. Suç oranlarının, suç istatistiklerinin. İşte 17 Temmuz itibariyle e, ortalama tutuklu hükümlü toplam sayıya baktığımızda... işte ...300 bine yakın e, mahkumun olduğunu söyleyebiliriz. 12-18 yaş çocuk sayısı da yani... E, suç işlemiş çocuk sayısı, tutuklu hükümlü daha doğrusu 2500-3000 civarı. Bir de anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklar var 0-6 yaş arası bu bahsetmiştim kısaca. Bu çocuklarda e, anneleriyle birlikte bir yetişkin cezaevi tabii ki bu kurumlar yetişkin kadın cezaevleri bu kurumlarda kalıyorlar. Onların da giderek artıyor. Onlar da 800 civarı olmuş durumdalar. Yani özetle bu sayılar işte önümüzdeki sene bu zamanlar baksak muhtemelen daha da artmış olacak bu sayılar. Dolayısıyla cezaevi açığı olmak, cezaevi inşa ediyor olmak suçları ne yazık ki azaltmıyor. Çocuk cezaevlerine baktığımızda hani fikir vermesi açısından söylüyorum. Ankara, Elazığ, İzmir ve İstanbul'da eğitim evleri mevcut. Eğitim evi nedir? Kapalı kurum nedir? Belki o ayrımdan size kısaca bahsedebilirim. Çünkü çocuklar, bu, bu da biraz garip bir e, durum. Bizim aslında uzmanlar olarak e, hani matematiğini çok çözemediğimiz bir mesele. E, çocuk diyelim ki tutuklandı e, ama mahkemesi devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanıyor. O zaman çocuk aynı o bildiğimiz, hani filmlerde gördüğümüz kapalı kurumlara gönderiliyor. Kendi için düzenlenmiş tabii ki yani çocuk kapalı kurumları bu kurumlar ama bir, bir cezaevi cezaevinden farklı değil. E, bu kurumlara gönderiliyor. Bu kurumlar işte e, toplamda e, 7 tane çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu varmış şu an Türkiye'de. Ankara, Diyarbakır, Hatay, Maltepe, İzmir, Kayseri, Tarsus. E, bu kurumlar çocuğun e, işte kapalı ve açık görüşlerinin olduğu ee, aynı yetişkin kapalı kurumları gibi e, faaliyetlerin de olduğu işte çeşitli e, kendisini geliştirebileceği faaliyetlerin olduğu eğitim anlamında da kendisini geliştirebileceği faaliyetlerin olduğu ama hiçbir şekilde dışarı çıkamadığı e, alanlar fakat çocuğun diyelim ki mahkemesi neticelendi ve artık hakim dedi ki ben sana işte 5 yıllık hüküm verdim hükmü kesinleşti yani çocuğun hükmü kesinleştikten sonra çocuk eğitim evine gönderiliyor. Bu eğitim evleri de Türkiye'de şu an dört tane Ankara, Elazığ, İzmir ve İstanbul'da. Eğitim evi dediğimiz kurumlarda daha esnek, daha açık ve çocuğun aslında pedagojik olarak kendini ifade etmesine daha alan tanıyan kurumlar. Çocuklar bu kurumda eğitimlerine devam edebiliyorlar, dışarı çıkıp girebiliyorlar. Aileleriyle daha yakın görüşebiliyorlar. Kendilerini geliştirebilecek atölyelere, işte zanaatkarlık kurslarına vesairelere katılabiliyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir enteresan matematik var. Yani halbuki ilk aşamada aslında çocuğun tutukluluk aşamasında daha suçu sabit değil. Yani ortada tamam muhtemelen o suçu işlediği için tutuklu ama henüz hakkında bir hüküm verilmemiş. Ve siz orada çocuğu kapalı kuruma atıyorsunuz ama hakkındaki şey kesinleşiyor. Ardından daha açık ve daha esnek ve daha onun için aslında sağlıklı olan eğitim evleri alan ona tanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında en başından çocukların bu eğitim evi benzeri kurumlarda olmasını biz daha sağlıklı buluyoruz tabii ki. Birer kapalı kurum yerine. Çünkü kapalı kurumların gerçekten çok ciddi anlamda çocuklar için götürüsü var. Özgürlükten yoksun bırakmanın. Ne mesela bu götürüler, çocuğu zorlayan haller, bir kere çocuklar hukuki haklarını genelde bilmiyorlar. Avukatlarıyla ilişkileri çok sorunlu ve çok yetersiz oluyor. İşte baronun atadığı genelde avukatlarla bu süreç ilerliyorsa eğer, Hakkını nasıl savunacağını, bu avukattan talebinin ne olacağını vesaireyi çok bilemeyebiliyorlar. Aile teması, aile yakınlığı çok eksik oluyor kapalı kurumda. Yani ancak görüş günlerinde bu temas sağlanabiliyor. Akranlarla temas yine aynı şekilde sorunlu, sınırlı. Yani düşünün ki işte genellikle yaşlara ve gelişimlere göre değil çünkü cezaevlerindeki kalma sistemi daha ağırlıklı suç tipine göre. Yani siz örneğin cinsel istismar suçundan ya da hırsızlık suçundan cezaevine giren bir çocuksunuz ve 13 yaşındasınız. Ama 17'sini bitirmiş ya da işte hatta belki kemik yaşı 21 olan ama nüfusta 18 olduğu için hala çocuk cezaevinde olan yetişkinlerle neredeyse aynı koğuşta kalmak zorunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla gelişimsel olarak çok büyük bir farklılık da karşımıza çıkıyor. E, bu, bu kurumlarda. E, dolayısıyla burada akran temasında da ciddi sorunlar var. Yani o işte akran zorbalığının çok haşin bir şekilde yaşandığı, e, sadece hani e, şiddetin cezanındaki şiddeti biz hep e, işte cezanlık çalışanlardan yana mı acaba diye hep sorgularız ama hayır akranların, çocukların kendileri arasındaki şiddet de çok acımasız olabiliyor gerçekten. Duygusal şiddet, e, fiziksel şiddet ya da cinsel şiddet. Eğitim kesintisi yine yaşayabiliyorlar cezaevlerinde. Ve sağlık haklarında da yine e, sağlık ha e, hakkına erişimde de sorunlar olabiliyor. Yani bir talepleri olduğunda hemen ilediği bir şekilde bunun e, sonuçlanması çok mümkün olamıyor ne yazık ki. E, şiddete maruz kalabiliyorlar bahsettiğim gibi ya da şiddete tanıklık edebiliyorlar. Ve en bence kritik olanı da bu. Farklı suç alt tipleriyle tanışıyorlar. Yani hırsızlıktan giren bir çocuk cezaevinde gasp, yağma, cinsel istismar, uyuşturucu gibi birçok farklı suçu işlemiş bir çocukla ya da bir çocuk grubuyla temas edip repertuarını aslında genişleterek cezaevinden çıkıyor. Ne yazık ki. Dolayısıyla da e, bu, bu repertuar tabii ki sonrasında onun e, suç e, istatistiklerini arttırmasının en önemli sebebi oluyor. Çünkü sosyal çevrenizde varsınız ve çocukların artık sosyal çevresi bu cezaevi popülasyonu haline geliyor. Yani en başta söylediğim bu işledikleri suçun sorumluluğunu üstlenmeye yönelik bir sağaltım ne yazık ki cezailerinde çok fazla yok. Evet grup terapileri, grup çalışmaları vesaire yapılıyor ama bunlar çok yetersiz. Gerçekten çok yetersiz. Ee, ve yani özetle aslında çocuk haklarına dair sözleşmenin birçok temel ilkesinde daha kayıpları yaşadığını bu çocukların söyleyebiliriz. Ee, çocuk koruma kanunundan belki kısaca biraz bahsedebiliriz, süreyi de e, efektif kullanmak adına bütün bu bahsettiğim çocukların adalet sistemindeki varlığı aslında çocuk koruma kanunu, 5395 sayılı çocuk koruma kanununda da çerçevelenmiş durumda. 2005 yılında yürürlüğe girdi ve uygulamada ama bir takım sorunları olduğunu görüyoruz bu kanunun. Çünkü cezalandırıcı bir sistemin üzerine kurulu. Yani o bahsettiğim onarmak yerine yine tabii ki çocukları nasıl cezalandırabiliriz bakış açısıyla biraz değerlendirmelerini ve önerilerini sunuyor. Dolayısıyla büyük ölçüde yetersiz kaldığını bu anlamda söyleyebilirim. Peki yani benim önerim ne? Alternatif neler olabilir? Çocuk suçluluğunun önlenmesiyle ilgili daha etkili neler yapabiliriz? Şimdi kapalı kuruma bir kere alternatif uygulamalara gerçekten ihtiyaç var. Yani bu bahsettiğim eğitim evi modeline benzer. Çocukların daha esnek girip çıkabilecekleri, kendi gelişimlerine yine devam ettirebilecekleri alanlara, mekanlara oldukça ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Önleme çalışmalarını çok tabii ki önemsiyorum. Yani suç ortaya çıkmadan. bu, bu Burada ne demek? Biraz bunu açayım. Şimdi bir çoğunuz belki okullarda çalışan aramızda rehber psikolojik danışmanlık alanında çalışan uzmanlarımız da vardır. Şimdi şey bilirsiniz her okulda böyle bir hani sorun çıkartan bir nevi işte başa dert açan çocuklar vardır. Ee, şimdi bu çocuklar aslında sinyal veren çocuklar, ileride çocuk suçluluğuyla ilgili hatta belki sonrasında yetişkin suçluluğuyla ilgili bize sinyal veren çocuklar. Bu çocukları biz genelde sistem ne yapıyoruz işte bir şekilde e, sorun çıkartıyorsa eğer e, bir iki uyarı vesaire derken e, sistemin en müşri olayı nedir? Uzaklaştırma kararı çıkartıyoruz değil mi? Yani çocuğu aslında biz... E, tam da onarmamız ve o sorunu halletmemiz gereken fırsat bize sağlandığında oko sisteminden uzaklaştırıyoruz ve onu aslında suçla çok daha yakın temas edebileceği bir e, alana doğru itmiş de oluyoruz bir yandan. Dolayısıyla tam da önleme çalışmalarının işte bu alanlarda, buralarda başlaması gerekiyor. Yani böyle bir sinyal veren e, ailesiyle belki yaşadığı e, muhitle ya da kendi antisosyal belki özellikleriyle böyle bir model gösteren bir çocuk varsa bununla ilgili önleme çalışmalarını çok daha aktif, çok daha yoğun ve çok daha sistematik bir şekilde hayata geçirecek bir düzenlememizin olması gerekiyor. Bu tabii ki tek başına rehber öğretmenlerin yapabileceği bir şey değil. Bu bunu çok çok multidisipliner bir taraftan çok daha detaylı bir e, ancak yaklaşımla çözebiliriz bunu. Yani o çocuğun ailesinde çünkü bu meselenin içine dahil edilmesi gerekiyor. Sosyal çevrenin de yaşadığı muhitinde vesaire. E, dolayısıyla önleme çalışmaları oldukça kritik çocuk suçluluğunda özellikle. E, ceza yerini onarmak dediğim gibi e, ve çocukla ilgili tüm kurumların e, söz sahibi olduğu bir çözüme ihtiyacımız var. Yani e, çocuk suç işlediği için sadece Adalet Bakanlığı değil aslında e, bu meselenin tarafı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. İşte hatta belki Sağlık Bakanlığı bile çocukla temas halindeki aslında bütün bakanlıkların eş zamanlı olarak söz sahibinin olduğu çok daha birlikte hareket edilmesi gereken bir meseleden bahsediyorum. Ee, bizde tabii ki bir, bir, bir ülke dinamiğimizde ne yazık ki böyle bir kültür yok bizde. Ee, genellikle meseleler hep çok tek taraflı. Ee, çok işte kişiler, kurumlar birbirlerinin işine müdahale etmek istemezler. Ee, bu da böyle bir multidisipliner bir sorunda çok işe yarayan bir yaklaşım ol olmuyor açıkçası. Ee, rehabilitasyon ve psikososyal iyileşme tabii ki çok önemli. Yani sonrasında eğer çocuk bir şekilde dediğim gibi cezaevine girdi işte orada rehabilitasyonun çok önemli olduğunu görüyoruz. İşte orada eğer siz çocuğu e, ben tekrar cezaevinden çıktığımda aynı şeyleri yapmayacağım noktasına getirebiliyorsanız dolayısıyla mükerrer suçu yani tekrarlayan suçu önleyebiliyorsanız aslında büyük bir yol kat etmiş oluyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki suçları genelde aynı insanlar işliyorlar. Yani tekrar ediyor. Bir kişi cezaevine girdiğinde bir rotasyon gibi düşünün. Tekrar çıkıyor, tekrar işte bir iki sene sonra ya da üç beş ay sonra tekrar aynı cezaevine yolu genelde geri düşüyor. Çünkü ...orada biz ne yazık ki o rehabilitasyonu... ...sağlıklı bir şekilde yapamamış oluyoruz. Ee, o yüzden cezaevinde... ...bunu sağlayabilmek çok kıymetli. Ee, ve yetişkin suçluluğunu da önceden engellemek. Yani ana amacımızın zaten... ...bu olması gerekiyor. Çocuk suçluluğu... ...bir başlangıç. Ama... ...yetişkin suçluluğuna giden ve... ...sonrasında belki çok çok daha büyük... ...suçlara ev sahipliği yapabilecek... ...bir başlangıç noktası bir alarm yani bize alarm veriyor çocuk ben e, bu yola girdim beni durdurun ve durdurmazsanız ben o yolda devam edeceğim diyor ne yazık ki e, bu belki şey için işte bir önceki için şimdi aklıma geldi hiç unutmuyorum beni çok etkileyen bir e, deneyimdi bu Cezaevinde işte çalışırken sivil toplum Temsilcisi olarak tabii ki daha ağırlıklı ben cezaevlerinde hep bulundum. Çocuklarla psikososyal atölyeler yürütüyoruz ve tabii yani cezaevi personeline göre daha yakın çünkü cezaevini temsil etmediğimiz için de biraz daha bize yakın davranabiliyorlardı. Daha rahat açıkçası konuşabiliyorlardı. Bir tane çocuğumuz işte 17 yaşlarında tahliyesine çok kısa bir zaman kalmıştı. Hırsızlıktan girmişti. Ee, onunla işe konuşuyoruz Şimdi ne yapacaksın çıktıktan sonra hayallerin neler ee, işte belki yeni bir iş e, neler olabilir İşte simitçilik yapıyordu çıktığı zamanlarda işte simitçiliğe geri dönecek misin vesaire hiç unutmuyorum çok da uzun bir sey 3 yani seneye yakın cezaevinde kalmıştı valla abla dedi ben dedi çıktıktan sonra dedi e, Ha burada dedi ne, neyi öğrendin burada dedik yani hani seni bu süreç nasıl geliştirdi dedik ben burada dedi, vallahi dedi, bir daha yakalanmamayı öğrendim dedi. Bundan sonra dedi, tekrar da aynı şey başıma geldi. Hayatta yakalanmam dedi. Bunu bana bu süreç öğretti dedi. Cezaneden çıktıktan sonra da dedi, işte kontaklarımı aldım artık dedi. Kimle nasıl, nasıl görüşeceğim dedi. Bundan sonra dedi, yakalanmadan çok daha fazla para nasıl kazanılır? Bunun yöntemlerini öğreneceğim dedi. Şimdi çocuğu 3 sene siz cezaevinde tutmuşsunuz. O 3 sene toplumu koruduğunuzu düşünüyorsunuz. Çocuk 17-18 yaşında cezaevinden çıkıyor ve nasıl bir bilenmişlikle ve nasıl hiçbir farkındalık kazanmamışlıkla çıkıyor fark ediyor musunuz? Yani tam tersi ben diyor yakalanmayacağım işte hani devlete zarar verdim birine zarar verdim vesaire hiç oralarda değil ve çok daha aslında katmerli bir şekilde geri geleceğim buraya demek istiyor. Çok dehşete düşmüştük biz bunu e, duyduğumuzda ama sonra fark ediyorsunuz ki aslında birçoğu benzer düşünüyor. Yetişkinler için de böyle yani düşünme refleksi ne yazık ki birçoğunda benzer. Çünkü or oradaki işte sorun dediğim gibi bizlerin çok bir şey yapmamış olması. Evet. Peki yani özetle bu eksiklikler, sorunlar neden kaynaklanıyor? Bir kısaca buna da gireceğim. Yani çoğundan bahsettim zaten. Çünkü ülkemizde bir çocuk politikasının yoksunluğu en temel sebep diyebiliriz. Sadece çocuk suçluğu ilgili değil bu. Genel olarak çocukluğun her alanı ve her dezavantajlı çocuk grubu ile ilgili bir politikamız ne yazık ki yok birçok yazılı şeyi işte kanunları, yasaları biz iyileştirsek de ne yazık ki uygulama çok yetersiz ve eksik kalabiliyor ve denetimsiz kalabiliyor. Dediğim gibi çok tek yönlü, bütüncül olmayan bir bakış açısıyla genelde hareket ediyoruz. Sivil toplum sayıca çok az olabilir bu alanda çalışan. Yani bir elin parmağını geçmez çocuk suçlu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu sayısı ama e, direnç de olduğunu söyleyebilirim e, devlet tarafından. Özellikle cezaevleri konusuyla ilgili. Sivil topluma çok fazla güvenilmiyor e, ne yazık ki. Dolayısıyla e, o sivil toplum desteği, üniversite desteği de çok fazla alınamıyor. E, özetle hani bunlar diyebilirim. Bir kısaca adalet sisteminde çalışan psikososyal uzman olmak noktasında belki hani aramızda gerçi denetimi serbestlikte çalışan bir uzmanımız var sanırım belki o da sonrasında katkı sunar eğer buradaysa ama şimdi psikososyal servis uzmanları genelde çalışma alanları mahkemeler Adalet Bakanlığı'na bağlı şu denetimli serbestlik mekanizmaları cezaevleri gibi alanlarda çalışıyorlar. Bunlar kimler? Yani ağırlık olarak psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları. Zamanında alınmış sosyologlar e, halen daha görev yapabiliyorlar ama son dönemde artık sosyolog alımı çok fazla olmuyor. E, zorlukları var elbette. Yani bu bahsettiğim bütün e, aktardıklarım hepsi tabii ki birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Çünkü sadece sizinle ilgili değil. Yani siz işinizi muhteşem yapan çok idealist bir uzman olabilirsiniz ama sistemin o kadar yetersizlikleri e, yoğun ki e, bir noktada sizi de ne yazık ki sınırlayabiliyor. E, ama bir yandan da çok artıları olan hakikaten katkı sunabileceğiniz eğer gerçekten işini layıkıyla yapan bir uzmansanız birçok insanın hayatını değiştirebileceğiniz bir alanda tanıyor size. E, bir nevi işte yani çok bu lafı ben sevmiyorum ama gerçekten çok önemli bir laboratuvarda, sosyal bir laboratuvarda e, adalet sistemi, birçok farklı insanı, hikayeyi, deneyimi gözlemleyip e, tecrübe kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla mesleki katkısını da çok yoğun olduğunu e, düşünüyorum ben bu alanda çalışıyor olmanın. E, ve evet yavaş yavaş artık bitiriyorum. Çözüm noktasında benim önerim. Ee, sivil toplumu dediğim gibi yani ben bir sivil toplumdan da geldiğim için e, çok kıymetli buluyorum açıkçası ve alanda çalışan STK'ların muhakkak desteklenmesi gerektiğini, işte gönüllü ve özverili çalışmaların ancak bu birlik beraberlik e, haliyle ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. İşte belki hani bu alanda çalış çalışıyorsanız ya da meraklıysanız duymak isteyebilirsiniz. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye'de bu alanda çalışan önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Benim de çok uzun yıllar içerisinde yer aldığım bir sivil toplum kuruluşu. Yine aynı şekilde CİS, Ceza İnfaz Sistemi'ne Sivil Toplum Derneği, Şu Ankara'da ÖZGEDER... hani ...en alanda bilinen, çocuk suçlu alanında çalışan, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Son olarak böyle birkaç görsel size koymak istedim. Bunlar... Ben tabii çok küçüğüm, 22 yaşlarındayım herhalde orada. 10-15 sene öncesinde dayanıyordur bunlar. Bayrampaşa Çocuk Cezaevi. Henüz Maltepe Çocuk Cezaevi yapılmadan önce çocuklar, yetişkin cezaevi aslında Bayrampaşa, bir yetişkin cezaevinin kendileri için ayrılmış olan koğuşlarında kalırlardı. Ve o koğuşlarda, o sınıflarda, dersliklerde, yaptığımız sanat atölyeleri bizim seramik çalışmaları ya sonrasında 2009 yılında Maltepe Çocuk Cezaevi inşa edildikten sonra e, yaptığımız işte çeşitli takı tasarım atölyesinden görseller yine yine yaratıcı drama atölyesinden faaliyetler. E, bu bu tür tabii dışarıdan gelen gönüllülerin farklı cinsiyetten e, gelen işte e, erkek yetişkince erkek çocuk cezaevi bunlar buralar işte örneğin kadın çalışma arkadaşlarıyla, kadın gönüllerle birlikte gittiğimizde hakikaten çocuklar için çok faydalı olduğunu bu etkileşimin çok net bir şekilde görebiliyorduk. Bu da yine bizim çalışmalarımızdan. Son olarak bunlar da 0-6 yaş arası cezaevinde annesiyle birlikte kalan çocuklardan birkaç görüntü koymak istedim. Yine bu görseller hep onu söylüyorum. Ee, çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı'nın Bir belgesel çalışması sonrası çekilmiştir Bütün e, hakları onlara aittir ee, Burada Beni çok etkiler bu görsel Nedeni de şu e, Bir oyun oynuyor Şöyle düşünün yani o yaşlardaki bir çocuk Dışarıda ne, ne tür bir oyun oynar e, Aradasıyla bisikletiyle Bebeğiyle vesairesiyle oynar Bu çocuk ne oynuyor e, Telefon haline getirmiş e, Terliğini ee, ve orada kendince bir oyun oynuyor. Neden telefon? Çünkü cezaevinde telefon çok önemli bir ritüel. Ee, yakınlarla konuşmak için ya da kapalı görüşte o işte arada cam vardır. Telefon benzeri bir aygıtla o iletişim kurulur. O yüzden çocuğun bağlamının ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Yine 0-6 yaş arası çocuklardan biri bir oyun parkı işte salıncak olduğu için hani şükredebiliriz ama sallandığı yer hani duvarlara karşı görüyorsunuz demir tellere karşı hani gökyüzü var ama ne kadar arada bariyerler de var ve yine annesiyle birlikte olan bir küçük kız çocuğu. Evet, benim aktaracaklarım bu kadar. Ee... Biraz toparlamaya da çalıştım son olarak. Size de soru cevap kısmına da yer kalması adına. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Şimdi çocuk suçluluğu bahsettiğim gibi yani çok hakikaten birçok nedeni barındıran, çok çok çetrefilli, çok sosyolojik bir olgu. O yüzden bu meseleyi değerlendirirken işte tek bir yerden sadece psikolojik ya da sosyolojik ya da hukuki bir bakış açısı Ortaya koymamak gerekiyor ve çok multidisipliner bir yerden yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla farklı uzmanlıklardan da mutlaka yararlanmak gerekiyor. Özetle çocuk kapalı kurumlarına alternatifler mutlaka geliştirilmesi gerektiğini özetle söylüyorum ve sivil toplumun çalışmalarının mutlaka desteklenmesi gerektiğini ve mutlaka sivil toplumla birlikte el ele cezaevlerinin adalet sisteminin bir arada çalışması gerektiğini önemsiyorum. Çünkü bir süre sonra cezaevi ya da işte adalet sistemi çalışanları ne yazık ki o o kadar yani şöyle düşünün son, son olarak bir, bir iki dakika daha istiyorum sizden cezaevinde e, mahkumlar kalıyor evet tutuklu ve hükümlüler ama orada çalışan bir infaz koruma memuru olduğunuzu düşünün orada çalışan bir psikolog olduğunuzu düşünün aynı atmosferi oluyorsunuz aynı iklimdesiniz aynı o gergin e, kasvetli aynı yemeği yiyorsunuz ve aslında o yani cezaevinin birebir sizde yaşayanlardan birisiniz ve bir süre sonra tabii ki e, bakış açınız farklılaşabiliyor. E, orada her şey çok güvenlik üstüne kuruludur cezaevlerinde. E, en temel e, mesele güvenliği sağlamaktır. Ve bir süre sonra bir psikolog dahi olsanız güvenliği öncelikleyen, güvenliği önemseyen bir uzman haline gelebiliyorsunuz. Bu sistem size zorla yaptırıyor aslında. Direnseniz de belki e, bir noktadan sonra o çözülmeyi yaşıyorsunuz eğer dayanamıyorsanız da genellikle istifa ediyorsunuz. Hani bu çok hani olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum ama genelde uygulamada işler böyle oluyor cezai kısmında özellikle. Dolayısıyla o uzmanın da kendini yenilemesi, biraz ferahlayabilmesi, biraz farklı bakış açıları alıp eee daha vizyonunu farklılaştırabilmesi ve bir es verebilmesi adına dışarıdan gelenler, dışarıdan gelen gönüllüler, STK'lar, üniversiteler bunlar çok zenginleştirici oluyor. O bütün bu o iklimi, o bütün atmosferi cezaevinin bütün ambiyansını bir anda hakikaten değiştirebiliyor. O yüzden sivil toplumun de, çalışmalarının bu kadar önemsiyor olmamız sebebi bu. Ve sonuç olarak da suçu çocuk yoktur elbette diyorum. E, mail adresim burada yazıyor. fulyagiray.gmail.com e, Herhangi bir sorunuz, bir e, temas kurma isteğiniz vesaire olursa seve seve bana her türlü ulaşabilirsiniz. E, keyifle e, şey yaparım, destek veririm. E, çok zor bir konuyu ele aldık bu akşam. Fulyacığım çok net, çok anlaşılır bir şekilde bizi ee, bir dünyaya taşıdın. Bu bu dünyada o kadar çok sorun yaşayan çocukları e, ve onlara yaklaşamadığımız için biz sivil toplum kuruluşları olarak ben kendimi kötü hissettim dinlerken seni. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının evet yapabileceği çok şey var ama o, o kapılar bize kapalı. Yani e, çocukları yeni de Özgürlük Vakfı'nı çok takdir ediyorum. Ona bir şekilde çare buldular ve sizleri ceza evleriyle tanıştırdılar ve senin yaptıkların ve senin gibi başka gençlerin yaptıkları bizim için çok çok değerli ben bir defa bundan iki sene evvel o eğitim evine gitmiştim Eğitim evine e, girerken e, bana dediler ki bir defa geldiniz şimdi bir ay daha gelemezsiniz buraya. <laughs> Ankara'dan izin almanız lazım. Ben tek başıma bir e, vakıf başkanı olarak giremezsem gönüllülerimi nasıl götüreceğim oraya? Gençlere nasıl proje yapacağım da e, or oraya yardımcı olacağım? Bir türlü çözümünü bulamadım. Ama anladığım kadarıyla halk evinde çalışanlar yani halk eğitimde Eğitici, e, usta eğiticiler yani tertifikası olanlar Hı -hı. çok daha rahat bir şekilde e, cezaevlerini, çocuk cezaevlerine, eğitim evlerine kabul ediliyorlar. O Hı -hı. yoldan girilebilir diye düşünüyorum. Hı -hı. E, o zaman çocuklarla aktiviteler yapılıyor. Bunlar psikososyal destek e, dolaylı olarak e, sayılabilir. Hı -hı. Ama bu aktiviteler, e, satranç oynamak bilmem... Ee, şey boncuk dizmek şudur budur bunların hepsi meşguliyet o meşguliyetlerin bir şekilde faydası var fakat ciddi bir iş yapmak için bize kapılar kapalı olduğunu düşünüyorum ama sen o, o kapıları zorlamışsın ve girebilmişsin sana e, teşekkürler hem bu akşamki konuşman için hem de bize örnek olduğun için belki günün birinde sistemde daha yumuşama olur ve daha çok e, gencimiz e, bu çocuklarla karşılaşabilir. Evet okullarda yapılacak her zaman bir şey var. Ama e, bize de okullardaki arkadaşlara da yol göstermek lazım. Bu akşamki konuşma zannediyorum yol gösterici olarak herkese faydalı oldu. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Fulya Hanım'a da emekleri için teşekkür ediyorum ve e, e, so, şey. Bir sarılıp öp öpmek geldi içimden şimdi kolyeyi. <laughs> Çok teşekkür o, ederim. Korona'ya rağmen <laughs> <sana> sarılıp, sarılıp <laughs> öpüyorum sarılmış varsayalım. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederim. Tamam, canım. Çok naziksiniz. Umarım katkı sağlamıştır. Çok mutlu oluyorum ben tamam. de açıkçası bu konuları konuşmaktan. Çünkü çoğumuzun hakikaten yani ben dediğiniz gibi hani o bir şanslı Girdim, gözlemledim. Hani o bilgileri o kapalı kapılar çünkü oralar biraz. Hani onları aktarmayı çok önemsiyorum. Umarım bir katkı sağlamışımdır. Birilerini motive etmiştir belki. Dediğiniz gibi yarın öbür gün bir şeyler yapmakla ilgili bir motivasyon oluşmuş. Ee, güzel günler gelecek diye umuyorum Çok teşekkür ederim bütün herkese tüm katılımcılara e, inşallah yine e, farklı etkinliklerde bir araya geliriz